Merhabalar. Bu bölümde insertion sort'u inceleyeceğiz. Türkçesi araya ekleme ya da eklemeli sıralama olarak bilinmektedir. Bu sıralama algoritmasını oyun kartı sıralamasına benzetebiliriz. Çalışma mantığı şu şekildedir. Elimizde bulunan dizinin her zaman ikinci elemanını seçerek işe başlıyoruz. İkinci elemanı anahtar olarak belirleriz. Sonrasında ilk eleman ile karşılaştırırız. Eğer ilk eleman daha büyükse anahtarımız ile yer değiştirir. Şimdi sıra üçüncü elemana bakmaya geldi. Üçüncü elemanımızı, yani yeni anahtarımızı solundaki elemanlarla karşılaştırıyoruz. Eğer soldakilerden küçük bir anahtarımız varsa, soldaki elemanlar birer birer sağa kayıyor ve anahtarımız en başa yerleşiyor. Sonraki anahtarlarda da aynı adım tekrarlanacak ve dizi sıralanana kadar devam edecektir. İsterseniz, insertion sort sıralama algoritmasını animasyonla görelim. Şimdi Python kodumuzu yazacağız. Öncelikle burada bir fonksiyon oluşturmamız gerekiyor. Bunu insertion sort olarak oluşturalım. İçine de array'imizi belirtelim. Çünkü oraya bir dizi eklememiz gerekecek. Şimdi bizim seçeceğimiz bir anahtarımız var. Ve bu anahtar dizinin birinci elemanından sonuncu elemanına kadar gitmesi gerekiyor. Bu yüzden bir for döngüsü kullanacağız burada. For döngümüzü birden başlatacağız. Sebebi şu, çünkü birinci indeksimizi key anahtar olarak belirleyeceğiz. Dizimizin uzunluğu kadar da sürmesini istiyoruz. Öncelikle key eşittir array i olarak belirtelim bunu. Şimdi ne yapmış olduk? Aslında key'imizi birinci indeksimiz olarak, i'miz burada başlangıcı 1'di. Birinci indeksimiz olarak, yani baktığımız zaman ikinci elemanı, hani ikinci eleman olarak belirliyoruz. 0, 1, 2, 3 olarak gittiği için. Bir de burada j'mizi key'in bir solundaki eleman olarak belirliyoruz. Şöyle i-1 diyoruz buna da. Şimdi elemanlarımızı, yani anahtar ve diğer elemanlar olarak karşılaştıracağımız için bir döngü daha kullanmamız gerekiyor. Burada while döngüsünü kullanalım. K büyüktür 0 ve K küçüktür, yani J olarak belirtelim bunu. Şimdi burada yapmış olduğumuz şey, J'mizin 0'dan büyük olma durumunun sağlanması ve anahtarımızın aslında seçili olan soldaki elemandan, yani 0. indeksten küçük olma durumu şartı koştu. Bunu siliyoruz, eşit olmaması gerekiyor. Böyle olduğu takdirde bizim key'imizin yeri ve array j'nin, yani şöyle diyelim, birinci ve sıfırıncı indeksimizin yeri değişmesi gerekiyor. O yüzden array j artı 1'i array j artı 1'in yerine array j'yi atamamız gerekiyor. Sonrasında j'imizi bu şekilde bir azaltmamız gerekiyor. Ardından while döngüsü burada sona erecek ve tekrarlanacağı için diğer adımlar için burada c artı 1 yerine key'imizi atıyoruz. Aslında biz burada tüm elemanları kontrol etme ve swap işlemlerini yapmış olduk. İsterseniz bir dizi oluşturup bunu test edelim. Böyle bir dizi oluşturduk. Insertion sort'ta array'imizi belirtelim. Sonrasında print array diyerek bunu bir yazdıralım. Evet, bir hatamız var. Bakıyoruz. Eşittir büyük değil mi? Büyük eşittir yapmamız gerekiyor. Evet. Clear yapalım. Ve kodumuzu çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere vermiş olduğumuz dizi burada bize sıralanmış bir şekilde verdi.